Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz ve bu konuyu konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında konuklarımızla sohbet devam edeceğiz. İktidarın pandemi gerekçesiyle 1 Mayıs yasaklarına karşı işçiler, öğrenciler, kadınlar 1 Mayıs'ta alanlara çıktı. 200'den fazla kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun 1 Mayıs için yayınladığı bildiride yoksulluğun açlık sınırına dayandığı, salgının yükünün işsizin, emeklinin ve esnafın sırtına yıkıldığı ve 1-2 ay içinde 4 kişilik ailelerin açlık sınırının 3.000 liraya, yoksulluk sınırının ise 10 bin liraya ulaşacağı ifade edildi. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına engel olmak için yapılan doğa nöbetine katılmak isteyen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Biyanet'in yayınladığı Erkek Şiddeti Çetelesi'ne göre 2021 yılının Nisan ayında Türkiye genelinde erkekler tarafından en az 17 kadın öldürüldü. Açıklamada ayrıca erkeklerin en az 9 kadına tecavüz ettiği, en az 58 kadını seks işçiliğine zorladığı, 68 kadına şiddet uyguladığı, 8 çocuğu istismar ettiği ve 8 kadına tacizde bulunduğu belirtildi. Evet, 3 Mayıs geçti. Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Dünyanın birçok yerinde aslında medyaya yönelik baskılar söz konusu ama Türkiye maalesef bu baskıların yoğun olduğu ülkelerden biri. Bu hafta 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü vesilesiyle Türkiye'deki medyanın halini konuşacağız. Konuklarımız var. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakıröz ve TGS Başkanı Gökhan Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Utku Bey'den başlayalım. Utku Bey, 3 Mayıs geçti. Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Ancak Türkiye'de medyanın halini zaten siz de iyi biliyorsunuz. Eski bir gazetecisiniz ve şu anda mecliste basınla, medyayla ilgili bayağı çalışmanız söz konusu. Türkiye'deki medyayı tanımlarsanız nasıl tanımlarsınız şu anda? Veysel Bey, çok teşekkürler. Aslında bir tarafta sendika başkanımız sevgili Gökhan Durmuş, bir tarafta gazetecilerin en zor günlerinde yanında olan avukat kimliğinizde siz varken belki de en az laf düşecek kişi benim. Çünkü her ikiniz de hak mücadelesinde basın özgürlüğü olsun, ifade özgürlüğü olsun ve bu mücadelede en ön saflarda ve özveriyle korkusuz bir biçimde mücadele veriyorsunuz. O yüzden ben öncelikle her ikinize de teşekkür etmek isterim. Konuğunuzum ama bir taraftan da verdiğiniz mücadelenin şahidiyim. Tabii ki ben kendi bir taraftan meslekten hasbelkader siyasete gelmiş biri olarak ama bir taraftan da siyasette düzenli olarak basın özgürlüğü ihlallerini Türkiye'de raporlamaya çalışan, işte meslek örgütleriyle konuşarak ya da gazetecilerle, meslektaşlarımızla konuşarak bunu kamuoyunun, meclisin gündemine getirmeye çalışan biri olarak maalesef basın özgürlüğünde durum çok değişmiyor. Yani bu kara tablo değişmiyor. Şöyle değişiyor bazen, yani terazinin işte bazen tutukluluklar çok artıyor. Bazen sanki o kadar tutuklu gazeteci olmuyor gibi gözüküyor ama bir bakıyorsunuz daha fazla soruşturma başlamış, daha fazla gözaltı olmuş. Ya da diyelim işte ya tam orada rahatlama var diyeceğiz soruşturmalarda diyoruz, işte reform çıktı, reform çıkacak lafları. Bir bakıyorsunuz televizyonlar karartılıyor, bir bakıyorsunuz gazetelere ilan ambargoları. Yani bir çok yönlü bir baskı altında. Hiçbiri olmadı diyelim, yani her biri oluyor ama bir bakıyorsunuz bir gazeteye bir anda işte isim vermek gerekirse Sözcü gazetesi, yıllardır işte en fazla vergi veren gazete, maliyeden vergi müfettişi geliyor incelemesi ve aklınıza gelen kadar büyük hem inceleme yolluyor, ondan sonra da yani aklı hayale gelmeyecek büyüklükte vergi cezaları geliyor. Yani çok yönlü bir baskı söz konusu. Bizim mesela 3 Mayıs işte basın özgürlüğü günü zaten kutlanacak bir gün yok ortada. Bunu siz her hafta raporlarınızda ortaya koyuyorsunuz bu programda ama bizim de gördüğümüz öyle kutlanacak bir şey yok. Sadece çok tesadüf etti. Ben de 2 Mayıs'ta Nisan ayı her ay düzenli yapıyoruz bu basın özgürlüğü raporlarını. Nisan ayı raporunu açıklamıştım. Belki görmüşsünüzdür. Sadece Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıkıyor. Gözaltılar var.
işte haber takip etmesini engellemeler var. İşte gazetecilerden ceza alanlar var. Melis Alpan, işte biliyorsunuz meslektaşımız, 6 yıl önce attığı bir fotoğraf nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda bırakıldı. Televizyonlara karartmalar, cezalar var. En ağır cezalar KRT'ye, Halk TV'ye ve Tele1'e. Sadece Nisan ayından bahsediyorum. Benzer şekilde gazetecilerin hedef gösterilmesi, gazetelerin, gazetecilerin artık rutine bağlandı biliyorsunuz. Yürütme organının en başındaki isim ya da bakanlar tarafından hedef gösterilmeleri. Yine Nisan ayında bunu yaşadık. Şeyde gözaltılar var biliyorsunuz, haber engellemeler, özellikle Kobani davasının izlenmesi konusunda ya da Simbo işçilerinin yürüttüğü işte mücadeleyi, hak mücadelesini izlemeye çalışan gazetecilerin engellenmesi gibi. Sadece bunlar dediğim gibi Nisan ayına önümde var. Sadece Nisan ayı şeyler, iç karartan bilgilere dolu aslında, genelden öte yani, bir ayda öyle, olanlar bile yeterli. Mart da öyleydi, Şubat da öyle, diyoruz ki ya bu ay çok karartıcı, gelecek ay umut olsun. Maalesef her ay meslektaşlarımız adliyelerde haber takibi yapacağına, yani yolsuzluk, işte ne bileyim aklınıza gelebilecek her türlü usulsüzlük, tam tersine gazeteciler kendi haberini, kendi yorumunu, kendi işte tweetini, sosyal medya paylaşımını savunmak zorunda bırakılıyor. Nisan'da bunlardan farksız değil ama Nisan'a bir de yeni bir şey eklendi. Genelge zaten herhalde. Bugün de konuğum. Evet. Bu 27 Nisan'da çıkan genelge daha ilk gününden, işte 1 Mayıs'ta basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıldı. İfade özgürlüğünü kısıtlamak için birazdan kullanıldı. Genelge konuşacağız Utku Bey. Genel tablo bu şekilde. Yani evet. Maalesef 2020 yılının raporu da kötüydü. 2019'un raporu da, yazdığımız yıl raporları. 2021'e başladık umutla. Ocak kötü, Şubat kötü, Mart kötü. Nisan'da da işte olanları size aktarmaya çalıştım. Mesela Nuri Kurtçebe isim vereyim. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı Nisan ayında. Erol Mütercimler 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melis'i söyledim. Cem Şimşek bir günden biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla yargılaması sürüyor. Yılmaz Özdil savcı karşısında ifade verdi. Mustafa Hoş yine paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Eren Tutel'e bir günden dava açıldı. Cihan Ölmez'e yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Daha çok söyleyebilirim ama işte kanallara ceza, haberlere erişim engelleri sizin çok yakından takip ettiğiniz bir husus. Neredeyse artık hiçbir bu iktidarın yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yanlışlığı... Haber yapılamaz vesaire, şey geldi, nokta geldi. Yazıldığı anda erişim engeli geliyor. Yani bir kere yazsanız bile ondan sonra bir daha yok ediliyor bu. Böyle bir durumda yani halimiz budur Veysel Bey. Evet. Şimdi Sayın Başkan'a dönmek istiyorum Gökhan Bey'e. Utku Bey aslında sadece bir aylık tabloda Türkiye'nin genel görüntüsünü çizdi. Yani iç karartıcı durum var. Size sendik olarak aslında birçok davayı izliyorsunuz. Birçok gazeteciyi savunuyorsunuz. Hem özlük olarak savunuyorsunuz hem de... yargısal tacize karşı savunuyorsunuz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu 3 Mayıs'ta, işte Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, haftasında Türkiye medyası, Türkiye'de basın nerede? Ben de öncelikle vekilime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Mecliste olup da gazetecileri bu kadar sahipsiz bırakmayan ve her konuda yanımızda olan vekilimize, sizin aracınızda ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. TGS 3 Mayıs'ta yıllık raporunu açıkladı. Son bir yıl 2020 Nisan'ından 2021 Nisan'ına kadarki dönemde Türkiye'de yaşanan basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirilecek olayları raporlaştırdı ve yaklaşık 100 sayfalık bir rapor çıktı. Şöyle kısaca özetleyecek olursam, bizim yaptığımız raporda bir yıl içerisinde 57 gazeteci toplam 144 gün gözaltında kaldı. Tutuklananlar değil, bunlar sadece gözaltında kaldıkları süre. Gözaltında 6 gazeteci darp edildi. 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 128 davada 274 gazeteci yargılandı. Toplam gazeteciler toplam 226 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildiler. Bunlar tabii hani biz bir taraftan basın özgürlüğünü yargılamalar, tutuklamalar olarak değerlendiriyoruz ama bir diğer ayağı daha var. İşsizlik, evet. Gazetecilerin güvencesi çalışması,
medya sektöründe işsizlik oranı yaklaşık %40. Yani iki gazeteciden birinin işsiz olduğu bir medya ortamındayız. Güvenceli çalışma, özellikle pandemiyle birlikte, pandemi sürecinde güvencesiz çalışma tavan yaptı. Birçok kuruluşta kısa çalışma ödeneğine başvurarak çok düşük ücretlere gazeteciler çalıştırılmak zorunda kaldı. Ki sağlıksız koşullarda birçok meslektaşımız COVID'e yakalandı. Hatta kaybettiğimiz onun üzerinde meslektaşımız da var, COVID nedeniyle kaybettiğimiz. Biz şöyle düşünülüyor, gazeteciler her koşulda haberi verecekler. Evet, bu bizim işimiz, biz şundan kaçmıyoruz. Bunu bilerek bu sektörün içerisine girmiş gazetecilik yapmaya çalışanlar, insanlarız. Deprem olur, ben bir yere saklanayım diyemeyiz. Sel olur, bir yere saklanayım diyemeyiz. Ya da işte gezi eylemi gibi toplumsal bir hareketlilik başlar. Aman ben başka bir ile gideyim diyemeyiz. Biz onların içerisindeyiz. Ya da pandemi olur, ben de evime kapanayım, evimden gazetecilik yapayım diyemiyoruz. Yine sokaklardayız. Yine topluma doğru haberi, doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan bir meslek grubuyuz. Şimdi böyle bir meslek grubunun el üstünde tutulması lazımken gerekiyor. Ama işte biraz önce verdiğim rakamlar, vekilimizin de söylediği gibi, her hafta onlarca gazeteci adliye koridorlarında haberlerini savunmak zorunda bırakılıyor. Şimdi geri dönüp baktığımızda, hani özerk olması gereken, basın özgürlüğünü korumak üzere özerk olması gereken iki tane kurum var bu ülkede. Birisi RTÜK, birisi Basın İlan Kurumu. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde RTÜK ve Basın İlan Kurumu'nun yaptığı icraatlara baktığımızda, RTÜK toplamda 7.488.000 lira idari para cezası vermiş. Sansür makinesi dönüşmüş vaziyette herhalde RTÜK ve Basın İlan Aynen Kurumu. Aynen öyle. 41 defa yayın durdurmuş. Basın İlan Kurumu 212 gün ilan kesme cezası vermiş. Cumhuriyet'e, Evrensel'e, Bir Güne, Sözcü'ye, Korkusuz'a. Bu 4 gazeteye, 5 gazeteye verdiği ceza 212 gün. Bu kurumlar kurulurken aslında basın özgürlüğünü korumak, ifade özgürlüğünü korumak üzere kurulmuş ve bunun için medya kuruluşlarını desteklemek üzere kurulmuş. İki özerk yapı tam tersine Cumhurbaşkanı'nın memuru gibi çalışıp hiç mahkemeden ceza çıkmamış, oturup bir haberin üzerine 15 gün ceza, ilan kesme cezası verir pozisyona gelmiş. Biraz emir eri haline dönmüş bir pozisyondayız. Son bir şey, basın kartları Türkiye'de çok tartışılan konulardan birisi. Şu an İletişim Başkanlığı'nın verdiği basın kartlarında hala ciddi bir problem var ve devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, bir yıl içerisinde 322 basın kartı iptal edilmiş. Bir önceki sene bu rakam 892 idi. Şimdi 322 gazetecinin daha basın kartı iptal edilmiş. Hala birçok meslektaşımız, yüzlerce hala meslektaşımız bekleyen insanlar var basın kartlarını. Basın kartının yenilenmesini beklemeye devam ediyorlar. Yaklaşık 2 yıl oldu, 2 yılı geçti. Böyle bir tablonun içerisinde nasıl? Ben güzel bir noktaya geldim. Basın kartı, ben şu an Utku Çakır'a da dönmek istiyorum. Utku Bey, şimdi hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı danışmanları gazeteciliği basın kartı sahibi olmakla eşdeğer görüyorlar. Hatta Cumhuriyet savcıları, Gökhan hatırlar, biz beraber Van'a gittik bu işkence haberini yapan gazetecilerin duruşmasına. Orada savcı iddianamede açıkça bunlar basın kartı sahibi değiller, bunlar sürekli muhalif haberler yapıyorlar, hiç magazin haberi yapmıyorlar, bu yüzden gazeteci değiller diye bir tanım yaptı. Şimdi gazeteciliğin tanımını bir savcı, Cumhurbaşkanı, işte Fahrettin Altun yapma hakkına sahip mi sizce? Aslında demokratik ülkelerde değil, ama bizdeki güçler ayrılığından, hukuk devletinden kopmuş tek adam yönetiminde tabii ki kendilerinde bu hakkı görüyorlar. Hatta bunu somut gerekçeleri bir kenara bırakın, tamamen soyut gerekçelere dayandırarak verme ya da iptal etme ya da vermeme hakkını kendilerinde buluyorlar. Şunu söylemek isterim. Öncelikle gazetecinin tanımı, yani klasik tanımını bence tamamen meslek örgütleri yapmalı. Belki bundan 10-15 yıl önce soruyu sorsanız böyleydi. Evet. Resmiyette işte bir kanun yazırken yine böyle. Ama artık
yeni teknoloji çağında, dijital teknoloji çağında gazetecinin tanımını kimse yapamaz. Çünkü artık elinde bir kamerası olan, bir iPad'i olan, bir fotoğraf makinesi olan herkes aslına bakarsanız ben gazeteciyim diyen birine taş çıkartabilir. Tam tersine belki de en büyük ödülü kazanacak bir kareyi, bir görüntüyü çekebilir. Dünyanın dört bir yanında bunun örnekleri var. Ülkemizde de var biliyorsunuz. O yüzden yurttaş gazeteciliği denen kavram geldikten sonra artık kim gazeteci, kim değilin tanımı yapmak zaten imkansızlaştı. Ama kurumsal anlamda yani bir gazete denen, bir basın kurumunda çalışıyor dediğimiz durumda o zaman orada çalışanın tanımını gazetecilik meslek örgütleri yapar. Yani gazetecilik nedir, gazeteciliği kim yaparı? Bana göre yapması gereken gazetecilik meslek örgütleri. İşte sendika var, işte cemiyetler var, işte basın konseyi var. Onlardan oluşan bir heyet olabilir ya da onların her birinin vereceği kartlar kabul edilebilir. Devletin burada basın kartı vermesi ya da ben gazeteciyi tanımlıyorum demesi kadar bence abesle iştigal edilir. Cumhuriyet Savcılığı da öyle davranıyor. Yani basın kartı olmayan gazetecilerin iddianamesinde sözde gazeteci diye tabir kullanan birçok iddianame var şu anda. Bunun hukuken de doğru olmadığını, gerçekte de doğru olmadığını siz de biliyorsunuz ama bu yanlış. Pratikte ben yıllarca işte yaptım, Gökhan yaptı, yapan birçok dostumuz var. Basın kartı alamadan çalışan var. Bir de almadan, ben almıyorum diyenler de var. O biraz daha işin lüks tarafı bence ama alamadan çalışan şu anda tahmin ediyorum binlerce meslektaşımız var. Neden alamıyor? Hani bunun izahını vermekte fayda var. O da şundan, basın kartı sadece işte eskiden 212 sayılı basın kanunu denirdi. Sonra onun kanun numarası işte değişti sanırım şeyde. Ona uygun çalışan yani gazetede, televizyonda muhabir sıfatıyla, kameraman sıfatıyla çalışıyorsa işte kanuna 212'ye göre sigortası yapıldığında belli bir süre sonra basın kartı alabiliyor. Ama bizim mesleğimizi yapan binlerce, belki 10 binin üzerindedir, Gökhan'da net rakamlar vardır. Meslektaşımız ne yapıyor? Mesela bu sadece bu yayının bile mesela şu anda izleyenlere aktarılmasında çalışan teknik kadronun ben tahmin ediyorum önemli bölümü 212 sayılı yasaya göre sigortalı değil. Şu anda herkes sizi dinliyor Utku Bey. Değiller. O yüzden değiller. İkincisi internet sitelerinde çalışan neredeyse tamamı yani büro personeli olarak çalışıyor ya da anlatabiliyor muyum? O yüzden ama bu insanlar bir fiil gazetecilik yapıyor. Ya elinde basın kartı olandan daha fazla gazetecilik yapıyor. Bizi çeken kameraman, sesi kontrol eden şu anda rejideki arkadaşımız vesaire. O yüzden yani böyle saçma bir şey olamaz. O yüzden bence onların da sarı basın kartını almasının yolunun açılması lazım. İnternet sitelerinde çalışan vesaire. Ama şu anda bu işin sorumluluk makamında olan maalesef o makamda olan kurum ve onun başındaki kişiler bununla uğraşacaklarına. Yani ya kardeşim birçok kişi gerçekten bu işi yapıyor ama öyle kanunlar çıkarmışız ki bu insanlar gazeteci olarak tanınmıyor. Evet. Biz buna kafa yoralım demek yerine neyle uğraşıyorlar? İşte iletişim başkanlığı ya da işte basın kartları ile ilgili komisyonlar, birimler neyle uğraşıyorlar? Ya biz nasıl işte bağımsız gazetecilik yapan, halka gerçekleri anlatmaya çalışan, eleştirel, hani korkmadan cesur bir şekilde eleştirel yayın yapan, iktidarı da eleştiren, muhalefeti de eleştiren gerektiğinde her ikisinde yani doğruya doğru eğriye eğri diyen insanları biz nasıl cezalandırırız? Basın kartını elinden alırsak işte gazetecilik yapamaz ya da en azından bizi izlemesin, gelemez vesaire diyerek basın kartları işte yönetmeliği değişti. Arkasından kartların çok gerekliymiş gibi rengi değişti. Önemli değil o renk, bu renk ama insanlara kart değiştiriyoruz. Kart değiştiriyoruz derken kartları gönderilmedi. Hala kartı gitmemiş olanlar var. Bunların sayıları işte hep Gökhanlar da soruyor. Biz de soruyoruz. Bunların sayıları binlerle ifade ediliyor. İptal edilen hem bu yıl hem geçen yıl hem önceki yıl yani bu kart yönetmelik değiştiğinden beri sanırım binin üzerinde belki daha fazla gazetecinin kartı iptal edildi. Gerekçesi. Sonra bazıları mesela diyelim benim hakkımda ya da bir meslektaşım hakkında bir soruşturma var. Devlet güvenliğini tehdit deyip yani daha ortada net mahkeme kararı dahi olmadan ki mahkeme kararı dahi olsa bile şu andaki bu kadar siyasetin güdümünde olan bir mahkemenin aldığı kararlar örneğini göstereyim işte Cumhuriyet Gazetesi hakkında yani baktığınızda mahkemelerin kararlarına hepsi terörist benim meslektaşlarım ya da teröre evet. destek veriyor. Tamam mı? Ya da Sözcü ya da Bir Gün aklınıza işte hangisi gelirse bu insanlar o zaman bu basın kartları yönetmeliğine göre basın kartlarını kaybetmek durumunda. Mesela kimden bahsediyorum? Emin Çöleşan.
Kimden bahsediyorum? Necati Doğru. Kimden bahsediyorum? İşte Murat Sabuncu aynı şeyde yargılanmış. Ya yıllardır bu mesleği yapan emektar insanlar. Bunlar emektar insanlar. Artı TV'de de mesela tahmin ediyorum ya da diğer kurumlarda da yargılanan. Şimdi bu insanlar hemen yargılandı diye sen işte devlet güvenliğine tehditsin, milli güvenliğe tehditsin. Böyle bir soyut kavramla. Keyfiyet yaratıyor bu. Farklı. Evet, iptal edildi, verilmedi, geciktirildi. Süresiz basın kartı olanlar bile yani artık mesleğimizin duayeni dediğimiz abilerimiz, ablalarımız dediğimiz bence yüzlerce isim bu kartlarını alamıyor şu anda işte bu soyut değerlendirme nedeniyle. Neyse ki az önce söylemeyi unuttum. Nisan ayının bir ya da ikinci gününde Danıştay bir karar aldı. Evet, iptal etti. Bu haksız, hukuksuz uygulamayı yanılmıyorsam Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin başvurusu ama TGS de yapmış olabilir. Çünkü çok başvuru yapıldı. Biz de ama Çağdaş Derneği'nin başvurusu çıktı karar. Evet, bu başvuruyla iptal etti. Biz istiyoruz ki şimdi bu bir fırsattır. Bu iptalin sonrasında yani kimin gazeteci olduğuna, gazeteciliğin yani ne olduğuna ki bu tanımları yapmak kolay. Ama iptal etti de Utku Bey sonra Fahrettin Altun bir tweet attı. Danıştay kararı, Danıştay terörü destekliyor bu kararla. Biz daha sert, daha ayrıntılı bir yönetmelik çıkaracağız diye bir açıklama yaptı. Yani yargısal kararla da çözüm olmuyor maalesef. Tabii ama şöyle eninde sonunda o nasıl bir yönetmelik çıkarırlar bilmiyorum ama o da iptal edilir. Tamam bugün belki yargıyı etki altına alabilirler ama eninde sonunda o da buradan olmazsa Anayasa Mahkemesi'nden oradan olmazsa ahimden döner. Dönmek zorunda yani hukuka aykırı olan bir şeyi sonsuza kadar savunamayız. Nasıl bu döndüyse şu anda ve buna çok tepki gösteriyorlarsa ki aslında haksız tepkileri buna herkes yani herkesin biliyor ki bu basın kartları yönetmeliği gazetecilerin mesleğini yapmasını engelleyen basın özgürlüğünü kısıtlayan bir yönetmelik. O yüzden ben eğer işte daha kısıtlamasını getirirse o da iptal edilir. Ama işin bence fırsat bu fırsat deyip doğrusunu yapmak lazım. İşin bir boyutu basın kartları yönetmeliğinin değişmesi, bir boyutu da değerli Başkan Gökhan'ın mücadelesini verdiği, sizin de hukukçu olarak takipçisi olduğunuz bir konu var biliyorsunuz. O da yıpranma mesela basın kartının getirdiği bazı işte özlük hakları var. Bu özlük haklarını bu iktidar maalesef aslında şöyle uzun bir hikayesi var. Çok hem konuyu şeyinden taşırmayayım ama bu iktidar maalesef şöyle işte yıpranma hakkı diye bir hak var. Çeşitli mesleklere verilen, Gökhan daha iyi anlatır bunu ama sadece öz olarak şunu söyleyeyim. Bu iktidar bunu sadece basın kartlarına vermek istiyor. Ama böyle olduğunda mesela şu anda bizi çeken kameraman, rejideki arkadaşımız internet sitelerine giden hiçbiri faydalanamıyor bu yıpranma hakkından. Oysa öz be öz gazetecilik yapıyorlar. Biz dedik ki mecliste ya bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bakın bir fırsat bu. Gelin bunun kapsamını genişletelim. Gazetecilik mesleğini kim yapıyorsa, hangi tarafından tutuyorsa bu mesleği hepsi bu haktan faydalansın dedik. Beraber sendikayla birlikte cemiyetlerle sendikayla birlikte önerge verdik. MHP sözcüsü biz de destekliyoruz dedi ama iş oylamaya geldiğinde komisyonda destek ve genel kurulda destek olmadılar. AKP de red verdi. MHP de sözde destekti ama özde red verdi. Maalesef bu bile düzeltilemedi. Fırsat varken bence bu konuya siyasi bakmamak lazım. Tam tersine özgürlükler cephesinden bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Gökhan Bey demek istiyorum. Yıpranma payı ile ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu meclis görüşmeleriyle ilgili? Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hali aynı şekilde geçti. Yani bütün grup başkan vekilleriyle görüşmeler yaptık. Bu konuda hepsi haklısınız, doğru dediğiniz gibi olmalı. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız. Yani AK Parti grup başkan vekili dahil herkes bunu söyledi ama meclisten yine bir benzeri bir karar. Ben sendikalaşmayla ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi bence basın mensuplarının en önemli sorunlarının bir tanesi sendikalaşma meselesi. Ve bazı büyük medya organlarında sendikalaşan gazetecilerin işine son verildiğini gördük. Şimdi hala davaları yürütüyor. Bu sendikalaşma meselesi nasıl ilerliyor Gökhan Bey? Önce tamamlamak üzere sadece bilgi olsun diye izleyicilerimize. Yani şu an SGK'nın kayıtlarına göre Türkiye'de gazetecilik işi yapan kayıtlı çalışan sayısı 23.300. Basın kartlı sayısı çalışarak basın kartını cebinde bulunduran kişi sayısı 9.000 küsur.
5000 civarında da sürekli basın kartını almış. Yani emeklilerin oluşturduğu bir kesim var. Yani aslında çalışanların yarısından daha azının basın kartı var. Biraz önce vekilimizin söylediği gibi televizyonlarda neredeyse hiç basın kartı yok. Çok hani az sayıda basın kartı var. İnternet medyasının tamamı çoğunluğu iş konunun dışında. Hani iş konunun içerisinde olanlar da yani işverenler kendisi istese de basın kartı alamıyorlar. Bir kanun yok. Kanun eksikliği var burada. Yasal düzenin yok. Kanun boşluğu var. Aslında gazetecilerin derdi çok. Problemi çok. Ama buna karşı bir hani dışarıda şöyle bir algı var. Hani sendikalaşma, evet biz Türkiye'deki genel sektörler içerisinde örgütlülük oranının en düşük olduğu sektörüz. Türkiye ortalamasının da altındayız. Türkiye ortalaması 12-13'lerdeyken gazetecilik iş kolunda, basın yayın iş kolunda 8 civarında örgütlülük oranı. Ama şöyle bir trend var. Yukarıya doğru bir trend var. Gazetecilerin bir arayışı var. Ve bir örgütlenme çabası var. Yani ben Türkiye Gazeteciler Sendikası açısından örnek verecek olursam şu anda medya sektöründe faaliyet yürüten şirketlerde 10 tane şirkette toplu iş sözleşmesi var. Bunun 8 tanesi Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda ve biz bunu son 2 yıl içerisinde yaptık büyük çoğunluğunu. Bir arayış var. İşte sizin de biraz önce ifade ettiğiniz Hürriyet Gazetesi'nde 45 arkadaşımız işten atıldı. Evet. Bakanlık sendikanın yetkisini gasp etti. Ben buradan söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Kamyon müdürler, Demirören'in başka şirketlerinde çalışan müdürler, çalışanlar Hürriyet'in matbaalarında kamyon şoförü gösterildi. Yani 35 bin lira maaş alan bölge müdürü, işte Demirören diğer şirketinde asgari ücrette İzmir'deki matbaada kamyon şoförü gösterildi. Biz bunları ortaya çıkardık. Ve yani bizim tespit ettiğimiz yaklaşık 170 kişilik bir hayali çalışan vardı. Sendikanın yetkisini gasp etmek üzere buraya doldurulmuş, Hürriyet'e doldurulmuş. Ki ona rağmen Türkiye Gazeteciler Sendikası çoğunluğu sağladı. Orada bakanlık yetkimizi vermedi. Ve biz onunla da onunla ilgili de bir davamız devam ediyor. Mahkemede mahkeme Hürriyet işverenine sordu. Bu dönemde kaç kişi aldınız işe diye. Biz 170 kişi tespit etmiştik. Hürriyet işvereni 250 kişi aldıklarını söyledi. 256 kişi aldıklarını söyledi. Yani Türkiye'de sendikalaşma konusunda gazetecilerden bir ilgi var, bir çaba ve gayret var. Ama buna karşı hani birçok sektörde Türkiye'de sendikal haklara saygı gösterilmiyor ama medya sektöründe çok daha fazla. Başka türlü duruyor. Çünkü medya şöyle kritik bir yerde. Niye hükümet bu kadar medya üzerinde baskı kurmaya çalışıyor? Niye bu kadar kontrolü altına almaya çalışıyor? Çünkü toplumu böyle yönlendiriyor. Çünkü gazetecilerin iş güvencesinin olmaması onun işine geliyor. Yani şunu yapabiliyor şu anda. Herhangi bir medya kuruluşunu düşünün. Yani şeyi geçtim, işvereni geçtim. Herhangi bir bakan bile birinin işten çıkarılmasını isteyebiliyor ve o çıkarılabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir güvencesizliğin olduğu ortamda sendika istemiyorlar tabii ki. Yani bizim şu anda 5 tane iş yeriyle, 5 tane medya şirketiyle yetki davamız devam ediyor. 5 ayrı yerde. Ve hani burada işte biraz önce size rakamları söyledim. Toplamda 23 bin kişinin çalıştığı yerde bizim bu 5 şirketteki toplam çalışan sayısı 1400. Hani aslında bir çalışma, bir gayret, bir çaba var. Bunun ama karşılığı da var. İstenildiğim nokta değil. Ama bir süreç uzatma yöntemi. Sağ olsun yani bizim kanunlarımızdaki bütün boşlukları kullanarak, bütün uzatma süreçlerini kullanarak yani gazetecilerin sendika hakkına saygı gösterilmiyor. Ama Türkiye Gazeteciler Sendikası şundan yılmıyor. Yani ne kadar dava açarlarsa, ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar. Hani bu sektörde bu orman kanunlarına son vereceğiz. İş güvenceli, toplu sözleşmeli bir çalışma ortamı yaratacağız gazeteciler içerisinde. Biz bunu yarattığımızda emin olun, tabii ki paralel olarak Türkiye'deki demokrasi mücadelesi de, hukukun bağımsızlığı mücadelesi de pozitif etkilenecek. Evet. Çünkü medya böyle bir noktada duruyor açıkçası. Evet.
Ben tekrar Utku Bey'e dönmek istiyorum. Utku Bey, şimdi iktidar yetkilileri sürekli yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, basın özgürlüğü diyorsunuz. Vatandaş da, bazı vatandaş da tabii ki, birçok sorunumuz var. İşte yoksulluk sorunu var, işte evine ekmek götüremeyen insanlar var. Basın özgürlüğü de neymiş gibi bazı yorumlar var. Niye bu kadar önemli basın özgürlüğü sizce? Teşekkürler. Aslında neden önemli olduğu sizin sorunuz da var. Diğer saydığınız, yani işte evine ekmek götüremeyen vatandaşın da, işte başka Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir sıkıntının da aslına bakarsanız bilinmesini sağlayan biz gazeteciler olduğumuz için önemli. Eğer biz özgür bir şekilde çalışamazsak, gazeteciler özgür bir biçimde çalışamazsa, hangi sıkıntıyı duymak istiyorsa vatandaş hiçbirini ne kendisi duyabilir ne de aslında duyması gerekenlere duyurabilir. İşin özü bu. Yani şu anda mesela salgın döneminde yanlış giden şeyleri az buçuk da Türkiye duyabiliyorsa, bu bağımsız gazetecilik yapan gazete, televizyon, radyo, internet siteleri sayesindedir. Yani işte Artı TV bunların başında geliyor. Eğer sizler olmasanız, bu yayınlar olmasa bir şekilde bunlar tartışılmayacak. Yani Türkiye sanki iktidarın kendi aktardıklarına bakarsanız şu pandemi döneminde hiçbir sıkıntı yokmuş gibi anlatıyorlar. Oysa başından itibaren hangi sıkıntılar olduğunu dile getirdik. Ya mesela bir muhalefet dile getiriyor ama bunu söyleyebileceği, anlatabileceği mecra, platform mecra lazım. Yok. O mecralar aslında bütün basın organlarına böyle bir iktidarın tahakkümü olmasa, bunu ille de kontrol edeceğim diye bir takıntısı olmasa, belki de bu özgür tartışma ortamı iktidarın işine yarayacak. Yani yapılacak olan bir makul eleştiriyi alacak ve evet biz bunu böyle yapalım diyecek. Ama öyle bir noktaya getirmişler ki iktidara yakın medya kuruluşlarında en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edilmiyor. Bundan da en büyük zararı aslında iktidar kendisi görüyor. Evet. Gördüğünüz gibi sağlığından tutun demokrasi, eğitim, yargı, dış politikasına, eğitimine bakarsanız hiçbir konuda eleştirilerden ders almak, kendine çeki düzen vermek gibi bir adetleri yok. O yüzden basın özgürlüğü bunun için önemli. Basın özgürlüğü sadece Gökhan'ın, benim, sizin özgürlüğümüz, hani bir grup gazetecinin özgürlüğü için değil. Tam tersine 83 milyonun gerçekleri öğrenebilmesi, gerçek anlamda bir tartışma ortamının karşısında dinleyip kendi kararını kendisinin verebilmesi. Ne doğru ne yanlış, iktidar neyi doğru yapıyor, muhalefet neyi yanlış yapıyor da tam tersine muhalefetin eksiği ne, iktidarın artısı ne, bunların hepsini objektif bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak olan kriter basın özgürlüğü. O yüzden bunun kısıtlanması aslına bakarsanız Türkiye'nin kendi kendini kısıtlaması, kapatması anlamını taşıyor. Bu yüzden önemli. Kısaca az önceki sorunuzda sendika meselesinde Gökhan Alınmaz biliyorum değerli dostumdur. Bu pandemi şunu gösterdi. En kötü sendika, bakın en kötü sendika sendikasızlıktan iyi. Çünkü sendikanın oldu. Ben Eskişehir'deyim. Fabrikaları geziyorum. Değişik sektörleri. Sendikaların olduğu, adı o olur bu olur. Sendikaların olduğu iş yerlerinde yine işçilerin öyle ya da böyle bir şekilde geçinebileceği bir eline 3-5 kuruş para geçiyor. Sendika olmayan iş yerlerinde tamamen vahşi düzen hakim ve en ufak hakkını arayamıyor. İnsanlar tamamen açlığa mahkum oluyorlar. Evet. O yüzden tabii ki TGS'nin ben ne kadar mücadeleci olduğunu biliyorum. Birçok mücadeleyi mecliste de biz bana en büyük katkıyı sağlayanların başında TGS geliyor. Ama inanın sadece basın anlamında konuşuyoruz ama tüm ekonomik hayatta sendikasızlık kadar kötü bir şey yok. Evet. Kötü de olsa bir sendikanız varsa rekabet nedeniyle, yani işte A sendikası daha çok çalışınca o sarı sendikada kendini çalışmak zorunda hissediyor. Bunu Gökhanlar biliyordur, yani nasıl yaşandığını bu rekabetin ve nasıl olumluya gittiği. Mesela kıdem tazminatı mücadelesinde bir taraf ne kadar çekerse gitmek istemeyen de o kadar, gördüğünüz gibi o katara katılıyor. O yüzden bunu söylemek zorunda hissettim. Ve Türkiye'de zorunlu sendika meselesinin bence anahtarı da sanırım bir taraftan siyaset kurumu, ama işte iktidar bu noktada olduğu için bir taraftan da Avrupa Birliği sürecine sıkı sıkı sarılmaktan geçiyor bence. Her ne kadar Avrupa Birliği sürecinde biliyorsunuz iktidar hep geride tutuyor, sendikalaşma bölümünü hep en sonlara atıyor. Ama eninde sonunda Avrupa'daki standartların Türkiye'de de olmasını sağlamaksa eğer bu yolculuk, sendikalaşmada da, zorunlu sendikalaşma basın gibi bir önemli alanda da ve diğer alanlarda bence sendikal... Evet. Hakların yolunu bir taraftan AB süreci açacak ama bir tarafta da meclisteki mücadelenin, siyasi mücadelenin de bu yönde önemli katkısı olacaktır. Ben, biz bunun bayraktarlığını yapıyoruz. Ben genelgeye gelmek istiyorum Utku Bey, sizden başlayayım. Yani bir her akşam bir genelge çıkıyor gerçi. Takip etmekten biz de yorulduk ve anlamaya çalışıyoruz.
Bir sabah kalktık ki Süleyman Soylu bir genelge yayınlamış ve gazetecilerin toplumsal olaylarda görüntü kaydı almasının önüne geçmeye çalışıyor. Toplumsal olaya başlamadan daha el koyma yetkisi veriyor sözde bu genelgeyle. Aslında anayasaya aykırı, insan hakları sözleşmesine aykırı. Biz dava açtık iptal davası ama şu an polisler uygulamaya başladılar bile. Bu genelge neye ihtiyacın çıktı? Önce onu merak ediyoruz. Yani siz mecliste vekil olarak daha çok fazla bilginiz vardır. Hangi gerekçe, hangi ihtiyaçla bu genelge çıktı? Tabii birincisi meclise biliyorsunuz Türkiye'nin hayati konularına getirmemek konusundaki kararlı tutumları burada da devam ediyor. Hak ve özgürlükler konusundaki konuları getirmiyorlar. Dediğiniz gibi işte genelgeyle Emniyet Müdürü'nün imzasıyla bir genelge çıktı. Ve siz hani gazetecilerin görüntü alması dediniz ama genelgenin geneline baktığınızda... Yurttaşlar da var aslında. Tüm yurttaşları kapsıyor. Hı hı. 83 milyonun yani ifade özgürlüğü... ve gazetecilerin basın özgürlüğü kısıtlanıyor. Sanırım tabii oradaki şeye izahata baktığınızda kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği gibi bir şeyin mazeret olarak kullanıyorlar. Ama bunun böyle olamayacağını en iyi tabii izah edecek kişilerden birisisiniz Veysel Bey ama ben de kendi görüşlerimi kısaca aktarmaya çalışayım. Ama işin arkasında bence polisin orantısız şiddetinin özellikle işte toplumsal olaylarda, protestolarda, basın açıklamalarda halkta büyük bir tepki yaratıyor. Yani bunun görüntülenmesi doğal olarak iktidara yönelik. Ya nasıl böylesine işte masum bir gösteriye siz bu kadar şiddet uygularsınız? Gezi hadisesini hatırlayın. Ya da en basitinden işte en son 1 Mayıs'ta mesela Taksim'e çıkmaya çalışan ya da değişik illerde gösteri yapmaya çalışan vatandaşlara. Şimdi engellemek var. Öyle bir engelleme ki bu. Yani bakıyorsunuz sanki vatandaş elinde şeyle çıkmış. Yani topla tüfekle çıkmış. Öyle bir müdahale yapılıyor. Oysa medeni dünyada bunun yolları var engelleyeceksiniz ki engellemenize gerek yok. Bu en doğal hakkı insanların. Sanırım bunu ve belki bundan sonraki süreçte de insanlar hayatlarında birçok sıkıntı çekiyorlar. Sağlık, eğitim, ekonomi, yoksulluk, işsizlik, açlık, çiftçinin derdi, esnafın derdi, emeklinin geçinememe derdi, işsizlik. Doğal olarak insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar artık her geçen gün. Sanırım bu ifadelerin toplumda yayılmamasını özellikle sosyal medya aracılığıyla sağlamak için bir polis şiddeti artacak diyebilir miyiz? Yani polislerin toplumsal yani, olaylarda sertleşme eğilimi mi var bu genelgeyle daha mı artacak? Yani şöyle eğer böyle bir şey yoksa bile bu algıyı yaratıyorlar. Yani demek ki hani sen şey yapacaksın ki bir işte orantısız şiddet uygulayacaksın ki kendini savunma baştan işte bunun görüntülenmesini engelleyeceksin gibi bir algı. Aslında en büyük belki de zararı kendisine veriyor Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir algı yaratarak. Eğer bizim amacımız hani polisin denetlenebilir şeffaf çalışması ise ki bu olmalı, demokratik bir sistemin polisi olacaksa böyle çalışmalı, o zaman böyle bir genelge buna hizmet etmiyor. Tam tersine polisimizin denetlemeden kaçtığını, şeffaflıktan kaçtığı gibi bir algı yaratıyor. Böyle olmaması lazım. Hani ben de böyle olmamasını temenni ediyorum ama genelgeye baktığınızda bu hava yaratılıyor. Bu genelge birkaç açıdan sakıncalı. Bir, en önemli husus insanların yani görüntü almak, kamusal bir alandan bahsediyoruz. Evet. Yani sizin evinizin, benim işte balkonumdan bahsetmiyoruz. Yani kamusal bir alanda ve bir kamusal çıkar için bir araya gelmiş insanların gösterisinden, eyleminden, basın açıklamasından bahsediyoruz. Bunu almak, paylaşmak ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün yaygınlaşmasıdır aslında. O insanlar oraya niye çıkıyor? İşte atıyorum basın özgürlüğü için, gazetecilerin hakkı için ya da avukatların hakkı için, mühendislerin hakkı için 1 Mayıs için çıkıyor. O çıkmasının sebebi de sadece kendi çıkması değil, bir de onu kendisiyle aynı düşünceli olan insanlara paylaşmak istiyor. Bunun yayılmasını amaç zaten bu. Arttırmak istiyor. Amaç bu zaten. Bunu siz engellediğinizde benim yani bir vatandaşın görüntüsünü almayı ifade özgürlüğünü aslına bakarsanız anayasadaki toplantı özgürlüğünü, gösteri özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. İkincisi gazetecinin elinden alıyorsanız en net bir şekilde basın özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Üçüncüsü de şu şeyi de ben yine onu en iyi siz izah edersiniz. Deniyor ki işte özel hayatın gizliği, kişisel verilerin gizliği. Şimdi bir tarafa ifade özgürlüğünü koyduğunuzda yani 1 Mayıs'tan bahsediyorum emekçilerin haklarının ifadesinin ifade edilme şekli özgürlüğü. Bir yana da bir polisin kişisel verisi ya da özel hayatının gizliliği ya da bir vatandaşın bence hukukçu değilim ama
ağır basması gereken ifade özgürlüğüdür. Evet. Yani savunmamız gereken. Tabii ki öbürünü de savunacağız. Eğer yani bir, ben diyelim dayattıysam kameramı bir polise özellikle hedef alarak, bu da doğru değil. Ama bir polis orantısız şiddet uyguluyorsa, işte camide ya da sokakta ya da meydanda işte ne bileyim şey gaz sıkıyorsa, şeyi plastik mermiyi kendisine eğitildiği işte derecede yukarıya değil de direkt hedef alarak atıyor ve insanların hayatına mal ediyor ya da gözünün çıkmasına, işte kafasının zedelenmesine hayati bir etki yaratıyorsa, bunun görüntülenmesi aslına bakarsanız delildir hukukta. Bir delili karartmak demektir, evet. Bunu engellemek, o görüntüler. Bir de şunu hatırlatmak isterim, tabii hep bizim açımızdan bakıyoruz. Emniyet teşkilatının da şöyle bakmasına fayda var. O görüntüler bazen suçlu ile suçsuzu, yani İki polis arasındaki hayati ayrımı ortaya çıkaran görüntülerdir. Yani yüzlerce polis var. Bunlardan diyelim 99'u düzgün davranıyor. Bir tanesi diyelim çürük elma düzgün davranmıyor. Aslında bu çürük elmayı bulmamızı sağlayacak en önemli delil de denetimde yani bu. Emniyeti, belki de emniyetin genelini aklayacak ve işte hani o istisna durumu ortaya çıkaracak olan da bu görüntülerdir. O yüzden emniyet teşkilatının ya da onlara talimat verenlerin böyle kolaycı bir yaklaşımla yasakladım artık hiçbir görüntü yok demek, aslına bakarsanız bir taraftan ifade özgürlüğünü karartıyorsunuz, olayı karartıyorsunuz ama bir taraftan da kendinizi temize çıkarma şansını, yani emniyet olarak ya da iç güvenlik birimleri olarak diyeyim, ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü bir sürü toplumsal olayda en önemli delil polislerin aklanmasını sağlayan bazılarının, bazılarında tam tersine suçluysa da suçlu olduğunu gösteren bu yurttaş gazeteciliği örnekleri ya da basın mensuplarının çektiği. Belki hatırlarsınız, Diyarbakır'da Kemal Korkut diye bir genç polis kurşunu öldürüldü. Abdurrahman Gök tarafından çekilen fotoğraf, gazeteci. O gazetecinin fotoğrafı olmasaydı biz çıplak koşan kişinin terör saldırısı yapmaya hazırlanan biri olduğunu düşünecektik. Ama gazeteci fotoğrafladığı için, onun çıplak olduğunu gösterdiği için aslında ortada polisin iddia ettiği gibi bir durum olmadığını ortaya çıkardı. Ben süremiz azaldı. Gökhan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi aynı konu, yani polislik şiddet kullanma tekelinin yegane sahibi aslında Türkiye'de. Ve bunu kullanırken denetime açık, kamusal alanda denetime açık. Ve hiçbir gazeteci gidip polisin piknikteki fotoğrafını çekmiyor veya ailesiyle ilişkisini görüntülemiyor. Toplumsal olaylarda, kamusal olaylarda bir şekilde haber yapıyor. Ama genelde çok sert. Siz suç duyurusu yaptınız herhalde, ben onu okumuştum polisler hakkında. Bir de bunu uygulayan polis de suç işlemiş oluyor aslında. Kanunsuz emri uygulamış oluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Ya ben de açıkçası şöyle düşünüyorum. Bugün 1 Mayıs günü Yol TV muhabiriyle ilgili Ankara Şubemiz bir suç duyurusunda bulundu. Sendikamızda hukuk servisimiz bu genelgenin iptali için herhalde hazırlıklarını bugün yarın bitirecekler ve biz de bir dava açacağız. İptali konusunda bir dava açacağız. Aslında burada iki tane şey var. Bir, orantısız gücün belgelenmemesi. İkincisi de ne olursa olsun artık şöyle bir Türkiye'de şöyle bir iklim tablo var. Medyanın %90'a yakını bunun kontrolü altında. İktidarın kontrolü altında. Ama yine de engelleyemiyor. Yine de bir haber yayımı. Bu medyadaki bu oranın değişmesiyle birlikte internet medyasında bir ciddi yükseliş var. Takip anlamında da ciddi bir yükseliş var. Bir taraftan insanlar kendi bloglarında gazetecilik yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarından gazetecilik yapıyorlar. Bunu yapmaya devam ediyorlar. Yani işte basit, 128 milyar nerede? Milyar dolar nerede? Yani bunun bu kadar yayılması, Türkiye'nin bu kadar gündem olması, onları bu kadar çileden çıkartan şey bu dağılımın sosyal medya üzerinde dağılması. Şimdi elinizde bir şey yoksa, siz o görüntüyü çekemediyseniz, siz işte İzmir'de Amerika'daki gibi boynuna bastığı, eylemcinin boynuna bastığı fotoğrafı çekemiyorsanız, görüntüyü çekemiyorsanız bunu sözle anlatamazsınız kimseye. Evet. Ama o görüntü elinizde ise yani herhangi bir medya kuruluşunda yayınlayamasanız bile kendi sosyal medya hesabınızda paylaştığınız yeterli şey olur. Bir anda milyonlarca insanın görmesine vesile oluyor. Aslında bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani burada ben de vekilimize katılıyorum. Yani şöyle bir tablo var. Birileri yukarıda işte bu İçişleri Bakanı, bu Cumhurbaşkanı bu görüntüler yayılmasın diyor.
Ama sokakta birlikte çalışan gazeteciyle polisi de karşı karşıya getiren bir durum. Şimdi gazeteci ne yapacak? Bir eylem oldu, polis genelge var, çekme diyor. Gazeteci niye orada ki? Niye orada yani? Orada olmasının benim nedeni çağrım, zaten oraya çıkıyor. Çağrım polislere niye? Bence çünkü kanunsuz bir emri uygulayacaklar ve eğer hukuken bir hesaplaşma olsa bu emri uygulayan polisler ilk yargılanacak. Yani bunu genelgeyi tabii çıkaran ki değil de maalesef diğer polisler. İşte polis de gazeteciyi karşı karşıya getiren bir genelge. O yüzden ben buradan hani polislere de şu çağrıyı yapıyorum. Uygulamayın. Evet. Uygulamayın bu genelgeyi. Çünkü yargıyla onlar karşı karşıya kalacaklar. Yani. Aynen öyle. Yani sonuçta onun dava emniyet müdürüne de dava açılacak ama temsili bir dava olacak. Asıl muhatap polis kimse ona dava açılacak. Hani böyle bir araya gireyim. Bize şimdi biraz özür dilerim Bekir. Bu cümle. Pardon. Bir bizden şunu istiyorlar. Biz sizi bir fanusun içine atalım. O fanusun içinden nasıl yapıyorsanız gazeteciliği yapın. Evet. Yani böyle bir gazetecilik tarif ediyorlar. Böyle bir gazetecilik olsun istiyorlar. Ama bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra da bu kadar kontrol altına aldıkları medyaya rağmen hala gerçekleri gizleyemedikleri çok aşikar. Evet. Çünkü gazeteciler illaki bir yolunu buluyorlar ve illaki bir yolunu bulacaklar evet. Onunla. Utku Bey, hem süremiz bitti. Son sözünüzü alayım ve eklemek istediğinizi buyurun. Sadece yani polisin sırtına o yükü yüklemeyelim. Yani genelgeyi çıkarmışlar, talimatı vermişler. Burada bence derhal gerek sizlerin başvurusu, gerek bizim başvurumuz. Yani hukuk hemen bunun yürütmesini durdurması lazım. Böylesine antidemokratik, anayasaya aykırı. Yoksa tabii ki polis hani kanunsuz emir diyoruz ama nasıl söylesin amirine ben bunu uygulayacağım. O da ayrı bir tartışma elbette. O yüzden hukuk derhal vakit geçirmeksizin yürütme durdurma istedik. Sizler yani biz sendikada başvurup, evet. Biz de başvurup diğer meslek örgütleri de hatta diğer partilerde derhal karar çıkıp bunun yani böyle bir şeyin dünyada örneği yoktur. Tam tersine teşvik edilmesi lazım denetim ve şeffaflık anlamında. O yüzden kabul edilemez. Ben size teşekkür edeyim son söz olarak. Ben böylesine teşekkür ederim. Önemli bir yayın için. Evet, Gökhan Bey son sözü siz alayım ben sizin de. Yani 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlayamıyoruz. Yıllardır Türkiye'de kutlayamıyoruz. Ama kutlayacağımız günleri de hep birlikte inşa edeceğiz dayanışmayla. Kol kola 3 Mayıs'ı kutlayacağımız günlerde sokaklarda olacak. Evet. Gökhan Durmuş, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler katkınız için ve vaktiniz evet. için. Evet sevgili seyirciler, bu hafta 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Haftası'ydı. Utku Çakır Özer ve Gökhan Durmuş'la Türkiye'deki medyanın halini konuştuk. Pek de iç açıcı bir durum söz konusu değil ama herkes yine bu noktada umutlarını koruyor. Haftaya başka bir gündemle sizler olacağız. İyi akşamlar diliyorum.